Selamünaleyküm arkadaşlar. Kadıköy'de İleri Motor'dayız. Pazar günleri de burası açık olduğu için sıkıntı yok yani. Bugün günlerden pazar yani. Biz de İleri Motor'a geldik. Hemen şurada önümde bir ATV var. Şöyle bir gösterelim onu da. Yuki Trax arkadaşlar. Bu Yuki'nin Trax 250'si ama 250 cc değil, onu söyleyelim. Bu normalde 176 cc olması lazım. Şöyle bir teknik özelliklerine şimdi bakacağım hemen. Onları ben telefondan söyleyeyim size. Tek silindirli, 4 zamanlı hava soğutmalı. Silindir hacmine gelince de 176 cm3. Maksimum tork gücü 13 Nm. Motor gücü de 12.7 beygir. HP yani. Vites olarak da ileri, geri ve boş vitesi var arkadaşlar. Hemen vitesi de şuradan gösterelim size. Yanında da uzaktan kumanda var. Bu uzaktan kumanda da öndeki vinçin kumandası. Birazdan bunu yakından incelerken onlardan da bahsedeceğiz. Şöyle teknik özelliklerini söylemeye devam edelim. Aracın motoru GVT şanzıman tarzı diyelim. Otomatik şanzımanlı. Şöyle burada zaten şanzıman kısmı şurası. Bu da motor kısmı. Tek silindirli, 4 zamanlı demiştik. Ayrıca elektrikten de marşlı görüyorsunuz. Bu da marş motoru. Bu şekilde arkadaşlar. Yağlaması da bunun şuradaki borulardan yapılıyor. Gördüğünüz gibi. O soğutma için herhalde. Evet, ön tarafta bir radyatör var. Bu yağ soğutması. Şöyle gösterelim. Yani motor ısınmasın diye. Daha doğrusu motorun ömrü uzun olsun diye yağı soğutuyorlar. 10 inç lastikleri var. Bayağı da etli lastikler var. ATV olduğu için diyelim. Normalde çünkü bunlar ATV arkadaş. Yani normalde bunlar ATV arkadaşlar. Yani off-road aracı diyebiliriz. Ayrıca etrafında da komple boru çevirmişler. Gördüğünüz gibi çelik bariyerler var. Bu da hani ufak tefek kazalarda falan şu plastikler falan kırılmasın diye böyle düşünmüşler, yapmışlar. Bence de iyi de olmuş yani. Ha, lastikleri söylemişken bunların basıncını da söyleyelim. Çünkü cross off-road tarzı araçlarda lastik basınçları da önemli. 36 PC bunların basıncının olması gerekiyor. Bu şekilde normal şartlarda düşünülmüş. Yani en sağlıklı olan da o zaten. Bunun boş ağırlığı 306 kilo. Taşıma kapasitesi de 336 kilogram olarak yazılmış. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Tabii bu araçların garanti konusunda, servis konusunda Yuki markasının ATV'si. Hani gene yorumlara yazın arkadaşlar. Bu konularda bayağı bu aralar sıkıntılar duyuyorum. Çünkü firmalar maalesef ki birazcık müşterilerini falan mağdur ediyorlar. Bütün hepsinde olan şeyler. Ama artık gümrükten gelen yedek parça sıkıntısından dolayı mı, başka bir şeyden dolayı mı onu bilmiyoruz ama yani garanti konusunda birazcık bütün firmalarda şu anda birazcık sıkıntılar gene duyuyoruz arkadaşlar. Çünkü insanlar yazıyorlar. Siz de bu araçları kullananlar varsa, mesela bu ATV'yi kullanan varsa, T-Rex 250 olarak kullanan varsa, onlar da bunun hakkında düşüncelerini yazarlarsa, tecrübelerini yazarlarsa, bu ATV'yi almayı düşünen arkadaşlara da bence bir ön bilgi olur. Yani almayı düşünürse alırlar. Ya da bakarlar ki çok sıkıntısı var, almazlar, vazgeçerler. Biz bunları kullanmadığımız için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz ama bunlar zaten yavaş aletler ama tork ve güç olarak gerçekten, yani tekerleğe yere verdiği güç gerçekten çok güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü ben hani Yuki'nin bu Trax'i kullanmadım ama bunun gibi başka ATV'ler arada kullanıyoruz yani. Kullanmadık değil yani. Onun haricinde arkadaşlar başka teknik olarak söyleyeceğimiz neler var? Ağırlığını söyledik. Bir de şöyle donanımlarından bahsedelim. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir tane çeki demiri var burada. Vinç var. Bu elektrikli ve 12 volt gücünde arkadaşlar. Motoru da burada zaten görüyorsunuz. Hemen kumandası da burada. Az önce vitese bakarken görmüştük. Onun haricinde ayrıca elçi korumaları var. Bakın bunlar da gerçekten güzel. Oldu ya, off-road yapıyorsunuz. Ya bunlar çok off-road'a böyle profesyonel off-road'a uygun aletleri değil ama sonuçta bunlarla da off-road yapma şansınız var arkadaşlar. Onu söyleyeyim, ufak çaplı off-road kesinlikle rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Elcik korumalar da yani devrildiğiniz zaman, bir şey olduğu zaman, çünkü arazide kullanırken bunları insanlar birazcık aksiyon yaşıyorlar. Elinizi koruyacaktır. Arkada böyle gördüğünüz gibi sisi barlar var. Yani sisi bar var daha doğrusu. Yanında da böyle el tutamakları var. Bunlar da gayet güzel. Bu arada arkadaşlar, bunu şimdi yakından inceleyeceğiz dedik. İncelemeye geçmeden önce de kanalımıza abone olmayan arkadaşlar, kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Şu anda bunun aküsü daha takılmamış. Dün, çünkü bakın bu daha yeni toplanmış. Burada da kasası duruyor. Ben dün geldiğimde bu kasanın içindeydi. Hatta bunu içeriye beraber aldıydık biz Erdal'la.
Şu anda toplanmış tabii. Ama bence gayet de güzel olmuş. Şu plastikleri falan çok sağlam arkadaşlar, gerçekten bence iyi yani. Şu borular falan, bunlar da güzel. Sisi barda şöyle bakıyoruz, sağlam. Şu plastik kısmı koltuğun deri kısımları, yumuşak kısımları da fena değil. Yani çok kaliteli bir ürün değil ama bence fena değil. Yani iş görür. Bunların üzerine sonradan bir kılıf yaparsanız çok fazla da zarar görmez, yıpranmaz. Güneşten de rengi falan bozulmaz yani. Bu koltuk da aynı şekilde. Bu da yumuşak. Gayet güzel. Vitesimiz ileri, geri ve boş vites var. Şöyle geri çektiğiniz zaman, şuraya çektiğiniz zaman geri. Şuraya çekince geri. Burası boş. Şu anda ileri viteste. Burası benzin kapağı arkadaşlar. Şurada gaz kolumuz var. Gösterelim hemen şöyle. Burası gaz kolumuz. Yani bu da gazı motosiklet gibi buradan vermiyorsunuz. Hidrolik frenlerimiz var. Bu ön fren. Arka fren de zaten arka tarafta. Yağ da arkada. Burada da bir el frenimiz var arkadaşlar. Şöyle el freninde bu. Böyle normalde normal konumda hareket halinde oluyor. Buradan işte start elimiz var çalıştırmak için. Far lambalarımız var. Sağ sol sinyalimiz, dörtlü flaşörümüz, kornamız falan hepsi burada. Aynalarımız şu anda takılmamış. Dediğimiz gibi bu daha yeni kuruluyor. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Motor kısmında neler var? Şuradan yağını koyabiliyorsunuz. Ayak freni var, arka frenler. Ön tarafta çift disk var arkadaşlar. Her tekerde disk var ama arkada tam ortada var. Şöyle amortisörlerimizi, disklerimizi de görelim. Diskler içeride gömülü vaziyette. Ön süspansiyonumuz bu şekilde. Şurada da bir anahtar var bakın arkadaşlar. Bu anahtar da ATV'mizin tekerleğini kilitlemek için. Yani şöyle döndüğü zaman tekerlek oradan ATV'yi direksiyonu kilitleyebiliyoruz. Amortisörleri de diyorduk. Gördüğünüz gibi bunun bayağı bir hareket alanı var arkadaşlar. Yani bayağı bir ayar mesafesi var. Şu an tam orta ayarda. İsterseniz bunu daha da yükseltebilirsiniz. İsterseniz aşağıda indirebilirsiniz. Lastiklerimiz de bu şekilde. Asfalta çok uygun lastikler değil bunlar. Genelde toprak yollarda, çakıllı yollarda, taşlı yollarda 10 numara ama asfaltta birazcık konforsuz olur ama sonuçta gider. Mercekli farlarımız var. Angel farlar var. Sinyallerimiz, LED. Bunlar plastik arkadaşlar ama bunlar plastiği de fena değil. Sağlam. Ön tarafta çelik gene tamponumuz var. Yani koruması falan bayağı güzel yapılmış. Şöyle arkaya doğru da bir geçelim arkadaşlar. Arka tarafta da gördüğünüz gibi burada bir çekidemirimiz var. Yani bunun arkasına bir kasa, römork falan tarzı bir şey takıp çekebilirsiniz. Motorun hareketi de bu zincirlerden sağlanıyor. Gene arkadaki amortisörümüz de gördüğünüz gibi bayağı bir ayar payı var arkadaşlar. Şöyle aşağı yukarı 15 santime yakın bir ayar payı var. Burada da arkaya bir römork falan taktığımız zaman işte onun stop lambaları, fren lambaları falan buradan arkadaşlar yanıyor. Onu da görmüş olduk. Yani bu far, bu lambaların devamı diyebiliriz. Bu arkadaki lambalar da aynı şekilde LED. Şurada plakalığımız var. Plaka lambasının kablosu. Plaka lambamız da burada bu şekilde duruyor arkadaşlar. Onun haricinde başka egzoz çıkışımız burada. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde arkadaşlar. Fena değil. Arkadaki hidrolik frenin hidrolikleri de burada. ATV'miz bu şekilde. Az önce zaten arka taraftaki çekidemirini falan da gördük. Yani köyünüzde bunu tarlaya giderken, bostana giderken kullanabilirsiniz. Arkasına bayağı büyük bir kasa takıp onunla bayağı bir malzeme de çekebilirsiniz. Düz yollarda kesinlikle sıkıntı yapmaz. Normalde bununla düz yollarda arkasına yani elektrikli bir kasalı bir römork koyduğunuz, taktığınız zaman bu 400-500 kilolara kadar rahatlıkla çekecektir. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu tarz araçları biz hani ben bu yükün ikili kullanmadık ama başkalarını da kullandık. Sonuçta onlarla böyle bayağı yüklerde taşıdık arkadaşlar. 8-10 tane çimento koyup taşıyorsun bunlarla. Yani o konuda kesinlikle sıkıntı değil. Ha tabii ki biraz yavaş olur. Bunlar çok hızlı değil. Yani bunlar birazcık benzini fazla yakar. Araba gibi yakar yani arkadaşlar. Bunun 180 cc olmasına bakmayın siz. Yakıta geldiği zaman da araba gibi de yakacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Yani sahilde kullanabilir. Mesela bunu yazlık yerlerde falan da kullanabilirsiniz. Mesela işte çarşıya giderken, pazara giderken yanınıza iki kişi oturabiliyor çünkü buna. Arkadaki oturacak arkadaşın konforu da gayet güzel. Rahat bir şekilde oturur. Eşinizle, arkadaşınızla bununla rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Çünkü Trax 250 bu şekilde güzel bir ATV. Bizim hoşumuza gitti. Fena değil yani görünüş olarak gayet güzel. Şunu da ekleyelim. Şu anda hani bunun fiyatını muhakkak ki soranlar olacaktır. Çok fiyat konusuna girmek istemiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda fiyatlar değişebiliyor. Ama ben şu anki fiyatı söyleyeceğim size.
Ağustos 2024'teyiz. Bunun ileri motordaki peşin fiyatı arkadaşlar şu anda 143 bin lira olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 143 bin lira peşin fiyatı, 168 bin lira da bunun taksitli fiyatı. Yani ileri motoru ararsanız detaylı bilgileri, fiyat konusundaki bilgileri buradan alabilirsiniz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Önümüzdeki videolarda buluşmak üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.